Sen Türk müsün diye soranlar var. Ezan sesinden korktum. Öpüşmeyi, sarılmayı arıştım böyle de. Türkiye'de kayınvalide ve gelinin böyle arası kötü oluyor falan var ya. Trakyalılar beya gibi konuşuyor ya. Ne yapayım beya? Bu hepsini yedi. Bu doymadı. Haydi biraz daha ye gibi böyle. Sen Karadenizli misin diye yazanlar vardı. 25 yaşındaki Japon balerin Amina Ito 3 yıl önce Türkiye'ye taşındı. Peki o neden dünyanın adeta gıptayla baktığı ülkesini bırakıp Türkiye'de yaşamayı tercih etti? Türkçe konuşan dünyalılarda konuğum Amina Ito. Merhaba Ami, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. İlk önce seni kısaca tanıyalım mı? Benim adım Amina Ito, Japon'um. 25 yaşındayım. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balerin olarak çalışıyorum. Japonya dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri. Birçok insanın yaşamayı hayal ettiği ülke. Niçin Japonya'dan erken yaşta ayrıldın? Ben zaten Türkiye'de yaşamasaydım da zaten yurt dışında yaşayacaktım diye düşünüyorum. Çünkü benim hayalim balerin olmaktı. Bir de yurt dışında balerin olarak çalışmaktı. O yüzden. Japonya'da yaşarken Türkiye'yi duymuş muydun ya da ne biliyordun Türkiye ile ilgili? Japonlar mesela Türkiye deyince ilk başta kebap biliyorlar. Sonra dondurma aklıma geliyordu. Kapadokya işte şey baronlar falan o kadardı. Hiç bilmiyordum. Peki yaşamak için Türkiye'yi niye seçtin? Eşim Türk. Bir de burada operada işte işim buldum için benim için bu iki sebep yeterli yani Türkiye'de yaşamak için. Daha önce Türkiye'de opera bale olduğunu biliyor muydun? İlk defa mı duydun? Yok bilmiyordum. Ben buraya gelince internetten araştırdım opera var mı diye. Bir çıktı varmış dedim. Gösteriye gittim. Orada bir tane Japon böldüm. Ona konuştum. Çalışabilir miyim diye sordum işte. Bir sınav falan ayarladı benim için. Bekledim kontrakt. 1,5 sene falan bekledim. Peki Türkiye'de yaşamaya başladığında sana ilginç gelen, şaşırdığın şeyler ne oldu? Böyle yolda yürürken ezan sesinden korktum. Böyle caminin önünden yürüyorduk. Bir işte ilk başta böyle Allahu Ekber falan söylüyor. Onu çok korktum. Neden bağırıyor acaba falan? Ne oluyor burada diye. Türkler ve Japonların ortak özellikleri var mı? Mesela sizde nazar var ya. Japonya'da da mesela ben tabak kırdım. Yere düşürdüm falan. Sonra annem dedi işte senin kötülüğünü almış gibi. Çok sarılmak, öpüşmek çok var. Japonya'da da tam tersi yani hiç yok yani. Ben mesela annemle sarılmıyorum fazla. Öpüşmek de yok. Anneannemle de yok. Çok enteresan geliyor bana da artık. Çünkü ben de öpüşmeyi, sarılmayı arıştım burada. Mesela çekirdek yiyorlar dışarıda. O kabuğunu böyle atarak böyle gidiyorlar yolda yürüyerek. Bunu çok şaşırdım bunun. Çekirdek Japonya'da yok ama bu da şaşırmıştım işte film izlerken falan böyle film izliyor sürekli ama elim böyle durmuyor. Ağzım ve eli durmuyor falan. Çok tatlı. Japonya'da şöyle bir şey var mesela. Bir pirincinin içinde 7 tane tanrı var. O yüzden işte son bir taneye kadar işte yiyeceksin, bitireceksin diye böyle büyütüyorlar yani çocuklara öyle söylüyorlar. Ben de öyle büyüdüm için şimdi mesela pilav yiyorum. En son bir taneye kadar böyle bitiriyorum yani. Ama Türkler'de toprak çok zengin olduğu için ne makarna olsun, pilav olsun, yemekleri olsun işte fazla koyuyorlar, bitirmiyorlar. Sonra çöpe gidiyor. Gıdanın %40 falan çöpe gidiyormuş Türkiye'de. Evet, büyük bir rakam. Çok üzülüyorum. Az tüketelim, yani tam bitirelim. Boşa gitmesin. Evet. Yemeğini yani bitiriyorum. Türkiye'ye geldiğinde yani bitirmeye çalışıyorum yani boşa gitmesin diye, çöpe gitmesin diye. Türkiye'de şöyle bir şey var. Bu hepsini yedi. Bu doymadı. Haydi biraz daha ye gibi böyle.
Hepsini Aynen mi evet. Çok bitirdin? Çok komikler. mu sevdin? Biraz daha koyayım mı gibi böyle. Ben de o zaman hayır da diyemiyordum ilk geldiğimde. İlk geldiğimde 4 kilo falan almıştım kilo. Balerin olarak tabii iyi değil, değil mi? Evet, iyi değil, hiç iyi değil. Peki Türkçe öğrenirken en çok hangi konularda zorlandın? Türkçeyi nasıl öğreniyorsun? Ne konuda zorlandım? Mesela alfabede, Japonca'da ı yok. Japonca'nın böyle ses olarak da yok. Bunun söylemek için çok zorlandım ve şimdi de zorlanıyorum. Mesela kuaför, bu da çok zorlanıyordum. Röportaj, bu da zorlanıyordum. En çok sevdiğin kelimeler, Türkçe kelimeler, ifadeler neler? En çok sevdim canım. Çok severim. Canım diyorum lan. Çok severim. Japonca da yok canım. Canikom da severim. Fazla duymadım ama çok tatlı geliyor. Türk dizilerini takip ediyor musun? Hangilerini seviyorsun? Deli ilk geldiğimde Çukur'un birinci sezon başlamıştı. İstedim ama hep böyle silah çıkıyor hemen dövüyorlar falan. Birinci sezonda ben izlemeyi bıraktım. Erkenci Kuş'u istedim. O komedi, hem aşk hem komedi olduğu için sevdi, onu bayağı istedim. Ama nedense Türk dizileri, ben hepsini nasıl söyleyeyim, baştan sona kadar izleyemiyorum. Çok uzun geliyor bana. Osaka'lısın. Osaka'nın yemekleriyle ünlü olduğunu biliyorum. Sence hangi ülkenin yemekleri daha lezzetli? Sevdiğin yemekler neler? Hangi yemekleri yapıyorsun? Ben genel olarak böyle puan versem Türk yemeğini seçeceğim tabii. Çünkü zaten böyle dünyada en güzel şey mutfaklardan bir tanesi Türk mutfağı. Sevdiğin yemekler hangileri? Türk Benim yemekleri. en çok sevdiğim sulu köfte. Dün de yaptım. Arkadaşlar, işte benim en sevdiğim Türk yemeği sulu köfte. Kayınvalidem yaptı. Fırında lahana dorması. Bunlar da şeker balmı. Arnavutça yedi. Hepsi mükemmel. Ve ben ondan bayağı Türk yemeklerini öğrendim. Çok teşekkür ederim. Ben kendim pişiriyorum her gün Türk yemekleri. Neler yapıyorum? Yeşil mercimek, kuru fasulye, bezelye. 2 sene işte kayınpederimlerle oturdum. O zaman bayağı öğrendim. Şimdi ayrı evde oturuyoruz ya. Daha çok böyle özlüyoruz yani. Çok özledim onu da. Ama genelde şey, Türkiye'de şey, kayınvalide ve şey gelinin böyle arası kötü oluyor falan var ya. Evet, TikTok'taki, öyle bir durum evet, var. canlı yayın açtığında da bazen soruyorum, nasıl aranız, nasıl diye. Türkiye'de sevmediğin şeyler, durumlar, karşılaştığın olaylar neler oldu? Sokağa çöp kutusu gibi korunanıyorlar. İlk geldiğimde arabada oturuyordum. Arabadaki biri sigara içiyordu. Sigara bitince camdan böyle attı. Ben böyle baktım. Ne yapıyor bu gibi? Japonya'da hiç yok mu öyle? Yok, öyle bir şey yok. Bir şey böyle nasıl söyleyeyim? Poşet gibi bir şey var. Böyle düğme falan var. İşte ona koyuyor, söndürüyor. Türkiye'de en çok sevdiğin şeyler ne? Sebzeler, meyveler çok taze. Taptaze ve çok ucuz yani Japonya'ya göre. Yine de bu 4 senede çok fiyatlar arttı. Yani her şey zam geliyor hep. İnsanlar da çok sıcakkanlı. Ama aynı zamanda çok birbirini nasıl söyleyeyim, karışıyor gibi. Japonların geneli çünkü soğukkanlı gelebilir yani Türklere göre. Birbirimizi karışmıyoruz yani, bir çizgi var yani bizim. Onun üstünden gitmiyoruz Japonlar. Ama bir Türkler de Evet. böyle giriyor. Ben de böyle şaşırıyorum bazen sohbet ederken falan. Annen ve anneannen seni ziyarete gelmiş. Onlar bir Türk'le evli olmanı nasıl değerlendiriyor? İyi insan olsun yani, hiç hangi ülkede olduğum hiç yani fark etmez yani Japonya'da. Çok böyle, o yüzden ürün sarı arası evlilik çok var Japonya'da. Bir de kayınvalidem böyle onlara yediriyor, bunu da ye, şunu da ye diye diye. Onlar da alışık değil ya o kadar yemeği. Japonlar çünkü küçücük küçücük şeyleri yiyor. Bu arada patatesin fiyatları da çok artmış Japonya'da.
Yani bir adet 7 TL falan adet. Yani kilo değil yani. Türkiye'de ucuz patates. Evet, Türkiye'de ucuz, o yüzden patatesli yemeklere böyle fakir yemek falan diyorlar da bence iyi demesin ya. Çok lüks bir şey aslında. Eşinle nasıl tanıştın? Eşim makyaj sanatçı, yeni oğdu. Pandemi sürecinde kendini geliştirdi. Ben Türkiye'ye gelmeden önce Bulgaristan'da yaşıyordum, çalışıyordum operada. Bir gün Japonya'dan Bulgaristan'a giderken İstanbul'da aktarma oldu. Yanımda annem de vardı. Annem bir yere oturmuş. Ben geldim. Geldiğinde bir şeyler konuşuyorlardı. Ben dedim ki bu kim dedim ilk önce. O kendi interneti paylaştı bizimle. Benim önüme işte o terasa gidince internet yok olacak ya. O yüzden beni önüme böyle telefon bıraktı gitti. Bu arada böyle nasıl söyleyeyim, çok karındı. Böyle telefonun içinde bir sürü kartlar falan vardı. Onu bıraktı Bütün beni önüme. telefonu. Sonradan sorunca şey dedi, işte zaten Japon dedi. Yani hala bunu anlayamıyorum. Ben olsa asla yapmam yani. Bir Türk'le yaşamak, aile kurmak nasıl bir duygu? Anlaşabiliyor musunuz? Anlaşamadığınız noktalar oluyor mu? Ben çok planlıyım. Nasıl söyleyeyim? Her şey program yapıyorum. Yani bugün böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Yarın şöyle, kaçta böyle olacak gibi. Ama onda yok yani. Türklerde yok. Türkiye'de balerin olarak çalışmanın zorlukları ne? Önce genelde balerin olarak çalışmak bütün dünyada zaten zor bir meslek olarak biliniyor. İşte Türkiye'de biraz bale bakış başka yani. Maalesef. Bari biraz böyle açık giyiniyor. Kızlar böyle olmaz gibi böyle. Sana en çok sorulan sorulardan biridir muhtemelen. Türkiye mi, Japonya mı diye. Japonya'ya dönmeyi düşünüyor musun yoksa artık Türkiye'liyim mi diyorsun? Seçemem ben asla. Çünkü Japonya benim için memleketim olduğu için bambaşka bir yer yani benim için. Türkiye yani yaşıyorum. Şimdi 4 sene oldu. Tabii ki de sevdim Türkiye'yi. Sevdiğim için bu kadar uzun zaman burada kalabiliyorum. Ben çok rahat yaşıyorum burada. İnsanlar Türkçe konuştuğunu görünce nasıl tepki veriyor sana? İşte o nokta işte. Dışarıdan bana uzaylı gibi bakanlar beni böyle canlı yayında görünce sen Türk müsün diye soranlar var. Bu çok enteresan geliyor bana. Ömür boyu Türkiye'de yaşayabilir misin yoksa Japonya'ya dönmeyi düşünüyor musun ileride ailenle birlikte? Fırsatım varsa Japonya'da da yaşamak isterim ama ömür boyunca Türkiye'de de yaşayabilirim. Türkiye'de yaşamayı düşünen yabancılara ne tavsiye edersin? Gelsinler mi Türkiye'ye? Gelmeden önce benim tavsiyem mutlaka birkaç tane de olsa Türkçe öğrensinler. Çünkü Türkiye'de de Japonya gibi çok yani İngilizce falan herkesin bildiği değil, sadece Türkçe ya. Adana'ya gitmişsin, onu gördüm mesela. Oradaki Türkçe konuşmaları nasıl değerlendiriyorsun? Anlayabiliyor musun? Ses veri Adana, cilveden selam, durmak yok komi, patlamaya devam. Anladım ama işte aksanla değişik olduğunu da anladım. Mesela benim Japoncam bu arada, ben lehçeli konuşuyorum Japoncayı. Osaka'da olduğu için nasıl söyleyeyim? Mesela Trakyalılar beya gibi konuşuyor ya, ne yapayım beya gibi. Mesela bizde de öyle. Karadenizlileri anlıyor musun? Benim yayınımda ben Türkçe konuşuyorum ya, sen Karadenizli misin diye yazanlar birkaç kişi vardı ben konuşurken Türkçeyi. Yani benim aksanım Neden? Karadenizlileri, ben de anlamadım işte, herhalde ı diye söylüyorum bazen. Mesela yaptım derken yaptım gibi söylüyorum. Onu Evet, biraz biraz. şey benzetiyorlarmış. O yüzden sen Karadenizli misin diye soruyorlar. Teşekkür ederim programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim.